Ayinesi iştir kişinin, lafına bakılmaz. Kesinlikle bilelim ki, ne Allah'ın senin ibadetine ihtiyacı vardır, ne de Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın senin kendisine inanmana ihtiyacı vardır. Bunu bir misal ile açıklamaya çalışalım. Bir yolcu gemisiyle seyahate çıkmışsın. Kaptanla da çok iyi ahbap olmuşsun. Fakat yolculuk sırasında gemi bir buzdağına çarpıp batma durumuna geliyor. Kaptan anons ettiriyor. Gemi batmak üzere. Herkes acilen can yeleği veya can simidi edinsin. Bu uyarıyı bir kısım yolcu dikkate alıp derhal can simidi veya can yeleği ediniyor. Biri de diyor ki, ben kaptana inanıyorum, onu seviyorum. Ama ne can yeleği arıyor ne de can simidi ediniyor. Derken gemi batıyor ve herkesle beraber o kişi de kendini suda buluyor, boğulma durumunda. Suya batıp çıkıyor, bir yandan da denize sesleniyor. Deniz, deniz, beni boğma. Ben kaptana inanıyordum, onu çok seviyordum. Deniz de ona lisan-ı hal ile cevap verir. Kaptana inansaydın can yeleği edinir, bu duruma düşmezdin. Burada kaptana inanman değil, dediklerine uymuş olman yarar sağlar. Kaptana iman etmen sana gemideyken fayda verirdi. Burası yaptıklarının karşılığını alma yeridir ki artık kaptana inanıp inanmamanın tartışması yapılmaz. Eğer gerçekten sen kaptana inansaydın, onu sevseydin, gemideyken onun dediklerini yapar, şimdi de bu duruma düşmezdin. İnsanlar günümüzde maalesef büyük bir bilgisizlikle ben Allah'a ve Resulüne inanıyorum diyorlar ama hiçbir çalışma da yapmıyorlar. Hatta bu konuyu araştırma gereğini bile duymuyorlar. Oysa onlardan istenen inanıyorum kelimesini tekrar etmeleri değil ki. Ne Allah adıyla işaret edilenin ne de Allah Resulü'nün inanılmaya ihtiyacı vardır. Ama insanların Resulullah'ın gösterdiği biçimde bir takım çalışmalar yaparak belirli güçleri elde etmeye zorunlu ihtiyaçları vardır. Ki karşılaşacakları ortamda bu özelliklere ve güçlere eriştikleri için belli ve sıkıntı ve azaplardan kendilerini korusunlar. Şayet Allah Resulüne inandığın için onun gösterdiği yolda tarif ettiği tarzda belli çalışmalar yaparak kendindeki bu güçleri ortaya çıkarabilirsen neticede kendini cehennem diye bahsedilen ortamdan kurtarabilirsin. Fakat ne kadar inandığını söylersen söyle, Allah Resulü'nün gösterdiği yolda, onun tarif ettiği biçimde zorunlu olan çalışmaları yapmazsan, sana o şartlarda gerekli olacak güçleri ve özellikleri elde edemeyeceğin için, neticede kendi kendini cehenneme atmış olacaksın. Herkes için yaptığı çalışmalara göre dereceler vardır. Kimseye haksızlık edilmeyerek fiillerinin karşılığı verilir. 46. sure 19. ayet. Bu senin yaptıklarının karşılığıdır. Allah kullarına zulmedici değildir. 22. sure 10. ayet. Öyleyse aklını başına toplayıp sana verilen bu beyin hazinesini, enerjisini, ömrünü, ölümü tattığın anda bu dünyada bırakacağın, gittiğin ortamda sana hiçbir yararı olmayacak şeyler için israf etmek suretiyle nefsine zulmetme. Şüphesiz ki Allah israf edenleri sevmez ayeti elindeki 3-5 kuruşu çarçur eden için söylenmemiştir. Nefsini israfta bulunan anlamınadır. Nefsinde, benliğinde var olan, hilafete sebep olan o ilahi güçleri gerektiği gibi kullanmayarak israf etme denilmektedir. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de çeşitli yerlerde çeşitli nebi ve resullerin ağzından tekrarlanan ben nefsime zulmettim beyanlarının dahi anlamı bu yolda olup nefsimdeki hilafet özelliklerinin hakkını vermeyerek kendi kendime zulmettim denmek istenmektedir. Dünyada bırakıp gideceğin şeyi bir süre önce israf etsen ne olur, etmesen ne olur. Ama sana ebediyen lazım olacak bir şeyi, bir daha asla ele geçiremeyeceğin bir şeyi israf edersen, neticede kendi kendine öyle bir zulümde bulunmuş olursun ki,
bunun getireceği pişmanlıkların azametini burada anlatabilmem asla mümkün değildir. Öbür dünyada sana adeta tanrısal güçler ve yaşam verecek olan nefsinin hakkını verememen, seni sonu gelmeyen bir hüsran içine atacaktır. Öbür dünyanın gerçekleri buradan tamamıyla ayrıdır. Zaman kavramının farklılığını izah için basit bir misal verelim. Güneşin kendi merkezi çevresindeki turu 255 milyon sene. Bu ne demektir, düşünebilir miyiz? Ölüm ötesi yaşam boyutunda bir günün bizim senemizle 1000 sene olduğu Kur'an-ı Kerim'de şöyle ifade ediliyor. Rabbinizin indinde bir gün ölçünüzle 1000 yıl gibidir. 22'ye 47. Aralarında kabirde ancak 10 gün kaldınız diye konuşacaklar. 20'ye 103. Oysa belki de mezardaki canlı yaşamınız milyonlarca ve milyonlarca yıl sürecek. Sıratı insanların geçiş süresi 3000 senedir diyor Hazreti Muhammed Aleyhisselam. Bir günü dünya senesiyle 1000 sene olan 3000 sene. Evet, kıyamet ile birlikte dünya üzerinde serbest kalan ruhların güneşin çekim alanından kendilerini kurtarıp cennetlere ulaşmaları anlamına gelen sıratı geçiş süreleri bu kadar uzun bir zaman. Bu o boyutun 3000 senesi. Bizim zaman boyutumuz ise tamamıyla iptal. Kıyamete kadar daha ne süre geçecek? Ölümü tadanların mezarlardaki canlı diri yaşamları acaba kaç milyon veya milyar sene sürecek? Sonra dünyanın cehennemin hararetiyle eriyip düz bir tepsi gibi olması kaç milyar sene alacak? Sonra orada toplanan insanların sıratı geçme diye ifade edilen kaçışları kaç yüz milyon sene tutacak? Ve nihayet ondan sonraki ebedi diye nitelenen yaşam kaç milyarlar kere milyarlarca seneyi kapsayacak? Düşünün ki bu evreleri tek başınıza geçeceksiniz. Milyarlara ulaşacak bu süre, mezarda canlı ve şuurlu bir şekilde hapis kalacak, bedeninizi oradaki hayvanların yemelerini seyredeceksiniz. Sonra dünyada sahip olduğunuz ya da kullanmaya alıştığınız şeylerin yokluğunun ızdırabını çekeceksiniz. Ta kıyamete kadar sürecek bu azap. Ve de kıyamet ile birlikte başınıza gelecekleri seyrederek. Bu işin sadece mezardaki yanı. Daha sonraki aşamalarına hiç geçmeyeceğim. Arzu edenler çeşitli hadis kitaplarından bundan sonraki evreleri karşılaşacakları şeyleri öğrenebilirler. Demek ki insan dünyadaki yapacağı çalışmalar ile yarın karşılaşacaklarını oluşturacaklardır. Ya bu gerçeği göz önüne alarak bilinçli bir şekilde dünya hayatımızı değerlendirecek ve ona göre düşünce sistemimize, yaşantımıza yön vereceğiz. Ya da bütün bunları bir yana koyarak dünya zevk ve acıları içinde ömrümüzü tüketeceğiz. Buna da sebep olacak şey sadece Hazreti Muhammed'in açıkladığını, Allah adıyla işaret ettiğini anlamamış olmamızdır. Şayet samimi olarak ölüm ötesi yaşama kendimizi hazırlamak istiyorsak, işe Allah'tan başlamak üzere önce Allah kavramının ne olduğunu fark etmek, öğrenmek zorundayız. Genelde hayal edilen Tanrı'ya Allah adını verme hali bütün yanlış davranışlarımızın temelini meydana getirmektedir. Hevasını, hayalindekini Tanrı edineni gördün mü? 25'e 43. Taklit yolu Tanrı kabulü tüm din anlayışımızın temelini teşkil edince çok zaman inkara ve isyana uzanan batıl bir din anlayışı içine düşmekte ve neticede her şeye boş vermekteyiz. Oysa Allah'ın ahad oluşunun manasını anlayabilsek, gökte bir tanrı olmadığını kavrayabilsek, herkesin kendi amellerinin karşılığına ulaşacağını idrak etsek, bütün yaşamımız değişecektir. Allah'ın ahad oluşundan ve bunun getireceği sonuçlardan söz etmeye çalıştığımız bu kitapçığımıza son vermeden önce kısa bir konuya daha değinmek istiyorum. Vahd
dedi, vücut mu, şuhut mu?